Aracı aldığım 4 Eylül'den itibaren yaklaşık 7500 kilometre yol yaptım. Bununla ilgili size verileri paylaşmak istiyorum. Acaba fosil yakıtlı araç kullanıyor olsaydık bunun avantajı veya dezavantajı nedir, ne değildir? Onu bakacağız şimdi. 7500 kilometrede 1309 kWh enerji tüketmişiz araçla. Şimdi bu enerjiyi sürekli evden almış olsaydık 3 TL'den hesaplayalım. Ortalama 3930 TL'lik bir bize yakıt masrafı çıkacaktı. Sürekli dışarıdan DC'lerden şarj etmiş olsaydık ortalama 8 TL'den aldım ben onu. Şu an biraz zam geldi ama yaklaşık 10.500 TL'lik bize bir yakıt masrafı çıkacaktı. Ortalama karma biraz evden biraz dışarıdan uzun yola gittiğimizi varsayalım. Bu da yaklaşık 6.500 TL'lik bir bize yakıt masrafı çıkacaktı. Peki fosil yakıtlı araca geldiğimiz zaman burada durum ne oluyor? Ortalama 7 litre yakan yine bir araçtan farz sayalım. 525 litre yakıt tüketecektik. 38 TL'den ortalama 20.000 TL'lik de yakıt masrafımız olacaktı. Yani burada baktığımız zaman evden yaklaşık bayağı ciddi bir 1/6 bir oranında karımız olduğunu gözetiyoruz. Fakat Tesla'larda şöyle bir dezavantaj var. Yıllık MTB'miz yaklaşık 23 bin liraydı. Tabii yeni yılda biraz daha yüksek olacak. Tabii akaryakıt fiyatları da bununla orantılı şekilde artmış olacak. Biz bu yolu baz alalım. Tesla ile ortalama karma tüketimde biraz evden biraz dışarıdan 22 bin TL. Bizim MTB'miz olduğunu düşünelim. 6 bin de böyle. Hadi 30 bin lira yapalım onu karma tüketimde. 30 bin TL'lik 7500 kilometre kullanım sonucunda 30 bin TL'lik bir masraf yapacaktık. Bu fosil yakıtlı araçta Tesla'nın biliyorsunuz herhangi bir bakıma ihtiyacı yok. 3 yılda bir işte polen filtresi değişimi var. 20.000 TL ortalama yakıt masrafımız olacaktı. 3.700 TL civarında bir MTB giderimiz olacaktı. Bu ne yapıyor? 23.700 TL. Yaklaşık 10.000 TL'ye yakın da bir eğer premium tarzı bir araç kullanıyorsak ve orta üst segment bir araç kullanıyorsak yaklaşık 8-10 bin TL yağ değişim masrafı bakımı olacaktı. Bu da yaklaşık bize o zaman 33 bin TL civarına 34 bin TL civarına geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi Tesla'nın vergi dezavantajına rağmen hemen hemen kafa kafaya geldiğini, hatta altımızda da 500 beygir olduğunu unutmayalım. 500 beygir bir araçla kıyasladığımız zaman zaten Tesla her türlü avantajlı ama yani ortalama premium bir araçla 7 litre yakan bir araçla kıyasladığımız zaman veriler bu şekilde çıkıyor. Tesla almak isteyenlere veya düşünenlere umarım bir faydası olmuştur. Teşekkür ederim.